Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi, seçmen eğilimleri ve Türkiye'nin temel sorunlarına dönük tutum, algı ile tercihlerini ölçmek üzere 9 Eylül 2021 tarihlerinde bölgede yer alan 16 kenti kapsayan bir sağ araştırması yaptı. Çoğunluğu gençlerden ve %75.5'i düşük gelirli yurttaşlardan oluşan çalışmaya katılanlara ilk olarak sizce Türkiye'nin en önemli öncelikli sorunu nedir sorusu yöneltildi. Katılımcıların %74.7'si ekonomik kriz işsizlik, %14.2'si Kürt sorunu, %2.5'i hukuk sisteminin mevcut durumu yanıtını verdi yaşarttıkça ekonomik krizi öncelikli birinci sorun olarak tanımlayanların oranında artış, Kürt sorununu birinci sorun olarak tanımlayanların oranında ise azalış olduğu görüldü. Araştırma grubunun %77.1'i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarısız bulurken, %13.7'si başarılı bulduğunu bildirdi. %73.7'si erken seçime gidilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. HDP'nin kapanacağını düşünüyor musunuz sorusuna katılımcıların %58.5'i hayır, %18'i evet, %23.5'i kararsızım yanıtını verdi. HDP'nin kapatılacağını düşünen seçmen ağırlığının MHP'de biriktiği görüldü. Sizce HDP kapatılmalı mı sorusuna ise katılımcıların %78.1 gibi ezici bir çoğunluk hayır derken %9'u evet yanıtını verdi. MHP'ye oy verdiğini belirten katılımcıların %62.5'i, AKP'ye oy verdiğini belirtilen katılımcıların %23.6'sı, İyi Parti'ye oy verdiğini belirten katılımcıların %22.2'si bu soruya evet yanıtını verdi. 24 Haziran 2018 genel seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz sorusuna araştırma grubunun %50.4'ü HDP, %24.3'ü AKP, %13.9'u oy kullanmadım, %6.5'i CHP, %1.6'sı cevap yok, %1.5'i ise MHP dedi bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların %55.6'sı HDP, %14'ü AKP, %12.7'si CHP, %5.3'ü oy kullanmayacağım, %3.8'i kararsızım, %2.3'ü Deva Partisi yanıtlarını verdi. Bu yanıtlara göre AKP bölgede %10.3'lük bir oy kaybı yaşarken HDP'nin %5.2'lik, CHP'nin %10.2'lik bir oy artışı sağladığı görüldü. Bir diğer soru ise sizce HDP nasıl bir ittifakta yer almalı oldu? HDP seçmeninin yoğun olduğu yerde bu soruya katılımcıların %49.5'i hiçbir ittifakta yer almamalı, %14.9'u Millet İttifakı'nda yer almalı, %11.7'si DEVA Partisi ve CHP'nin içinde olduğu yeni bir ittifak olmalı, %10.6'sı eşit davranılacak bir ittifakta yer almalı yanıtlarını verdi.